Yürek istiyordu. Adamlar kolay değil. 12 bin asır öncesine götürüyor. Yine zor ki. Hikayesi var bak, değil mi? Yapılmasının sebebi akrepler renk görüyormuş. Muhittin. Muhittin Nettin. Nettin Muhittin. Oo, buralarda izler var. Bir şeyler yenmiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah, şuna bir bakın ya. Şuna şuna durulmuşsun. Yoruldun mu? Ha? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Oo. Kaldın mı orada? Düşersin, dur. Hello. Tatilimizin dördüncü ve son günü. Bu dört güne Gaziantep ve Şanlıurfa sığdı, yeterli. Şimdi son günümüz. Son gün için araba kiralamıştık. Dün teslim aldık akşam. Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Çok uzak değil şehir merkezine. 20 dakika falan mesafesi, 20 kilometre falan. Orada da bir 15-20 dakika yeterli oluyormuş. Bizim planımızda Harran yoktu aslında ama oradan Halfeti'ye gideriz diyorduk. Belki yetişirse Harran'ı da size göstermek isterim. Bir güne de sığdırabilir miydik diye bir tereddütte kaldık Urfa'ya. Fakat çok yorulurduk. Şu an bile çok yorgunuz. O yüzden ikişer gün bence buralar için yeterli. Bu en son bir de şunu söyleyebilirim. Harran, Göbekli Tepe ve Halfeti üçgenin kenarları gibi çok alakasız yerlerde. O yüzden aynı güne sığdırmak biraz yürek istiyordu. Öyle dediler. Yani yaparsınız diyen de var, biraz zor diyen de var. Bakalım yapabilecek mi, yapamayacak mı kahramanlarımız? Gelmek üzereyiz Göbekli Tepe'ye. Orada görüşürüz. Şimdi içeride küçük bir sergi vardı, onu gezdik. Bir ön bilgilendirme gibi bir şey. Mısır piramitlerinden bile 7000 yıl önce oluşmuş. Yani yapılmış taşlar inanılmaz ve hiçbir şekilde araç gerek olmaksızın inanılır gibi değil. Çanak çömlek bile yok yani. Nasıl yapıldığı akıl almaz. Şimdi görmeye gidiyoruz, servislerle götürüyorlarmış. Bakacağız. Yani Stonehenge'den, Mısır piramitlerinden bile 6000-7000 yıl öncesi, yaklaşık 12000 yıl önceden bahsediyoruz. Gözlerime bak. Görelim. Hem Gaziantep'te hem Urfa'da çok fazla müze var. Genelde girişler 60-70 lira, 100 lira. Ama müze kart 70 lira. Yani müze kart almanız yoksa eğer mantıklı olur. Adamlar kolay değil. 12 bin asır öncesine götürüyor. Yazıyor. Yaşan alanı yok anladığım kadarıyla. Hayır. Yani... Tapıp gidiyorlarmış. Gene başladı tarih profesör.
Yani bu kadar mesafeyi yürümek tarihi bir dert. Yazıyordu ya en başta. İlk kim akıl etti taşın altına elini koymayı, bir taşa figür çizmeyi? Nereden, kim düşündü, neden yaptı? Bunu 12 bin yıl önce, Mısır piramitlerinden, Stonehenge'den önce nasıl, neden diyor yani hani. Ve mitolojik bir bulguya da rastlanmamış. Yani İnanç merkeziymiş burası. Yani tapınak. Çevrede olan hayvanların figürleriymiş tam olarak da bulunan. Tepede olmasından dolayı buraya Göbekli Tepe ismi verilmiş. Belli. Göbekleri gibi yer burası zaten. Yani bir göbeğin deliği gibi yani. Göbek taşların deliği. Üzerinde hangi hayvanların figürlerini görüyoruz? Şu altta bir köpek gördüm. Üstünde bir yaban domuzu. Onun üstündekileri... Şu taşın arkasında kaldı. O kertenkele var orada. Ha. Şey var. Olabilir, dinozor da olabilir. Dinozor gibi. Tavşan da olabilir. Ünlü koyun da olabilir. Yani bilemiyorum. Orada inemedim. Yön duygun konusunda sana hayran olduğumu söyledim. Gurur duyarım. Neden? Her seferinde ters yöne gidebilmeyi nasıl beceriyorsun onu çözemiyorum. Yön duygunu nereden kazandıysan bilelim de. Onu uygulamayalım diyorsun evet. Yani. Nedense hep terse gidiyorum. Yani sağsa sol, solsa sağa gidiyorum. Geldiğimiz yönü orası neresi oraya gidelim deyip orası zaten geldiğimiz yer çıkıyor falan. Ama bu özelliğim kutsaldan sonra oluştu. O yokken böyle değildim. Herhalde onun yön duygusu çok iyi olduğu için beni kafada kaldırmış olabilirim. Şimdi Göbekli Tepe'den ayrıldık. Göbekli Tepe'den Harran 50 dakika falan gösteriyor. Yetişir mi yetişmez mi derken dedik ki gözümüzü karartalım, bir sıkıştırmaya çalışalım. Planımıza göre 3 gibi Halfeti'de olmamız lazım. Eğer tutturursak yetişeceğiz. Çünkü 7'de havalimanında olmamız lazım. Halfeti'den de havalimanı 1,5 saat falan. Yetişeceğiz gibi duruyor. Gidelim Harran'ı görelim. Göbekli Tepe güzeldi, etkileyiciydi. Yarım saatlik bir gezi. Yarım saatte Urfa'dan ulaşıp dönüşte yarım saat desem 1,5 saat. Şimdi biz buradan ama Harran'a geçiyoruz. Orada görüşürüz. Küme evleriymiş bunlar. Şunlar. 400 yıllık mı bunlar? Kilit taşıymış. Vergi alınırmış bu evlerden ve vergiyi ödemezsen taşı çeker evini başına yıkarım diyorlarmış. Bu da evini başına yıkmak deyimi oradan geliyormuş. Çok ilginç. Burada daha belirtiliyor. Burada şu köşelerde. Bu kilit taşları ağırlıkların üzerinde olur genellikle. İşte vergi memuru geliyor. Vergisini ödemeyen bir ev sahibi olduğu zaman o kilit taşını çektiğinde ev olduğu gibi çöküyor. Evini başına yıkmak zaten oradan geliyor. Çok ilginç. Hikayesi var bak deyimin. Tabii her şeyin bir açıklaması var. Harran'a geldik. Burada evler var gördüğünüz. 400 yıl öncesine dayanıyormuş. 20 yıl öncesine kadar da kullanılıyormuş. Özellikle şeye çok şaşırdım. Bu gördüğünüz mavilerin yapılmasının sebebi akrepler renk körüymüş. Mavi kırmızı da ateş zannettikleri için mavinin üzerine koymuyorlarmış.
O yüzden kapıları böyle pervazları mavi yapmışlar. Geceleyin ayı ve yıldızlar gözetiyorlar bu kulede. Dünyanın ilk üniversitesi. Evet. Daha önceki kulenin uzunluğu 70 metre, şu an 35 civarında. Yok, 70 metreye çıkartamazlar zaten onu. Yapamıyorlar. Bu Halep kapısı gülüyor gibi duruyor. And the masters of the universe. I am Adam. Ağzını açmış bak sana. Evet, Harran'dan çıktık. Güzeldi. Yani değişik, 400 yıl öncesine ait yapılmış evler. Neyden yapılmış dedi? Pişmiş topraktan mı? Pişmiş toprakla birlikte samanı birleştirmişler. Pişmiş toprakla balçık yapıp samanı birleştirip böyle kümbet evler yapmışlar, konik. Sıra sıra da taş dizmişler. Ama 20 yıl öncesine kadar da kullanılıyor dedi. Zaten çok fazla bir yerleşim yok. Yeni yapılan evlere de yasak getirmiş. Yani yeni bina yapılmıyormuş aslında. Fakat sonradan yapılan birkaç binaya da artık hani yıkımlı olmasın diye izin vermişler. Tecrübe oldu. Şimdi buradan Halfeti'ye gidiyoruz. Halfeti için tekrar Urfa'ya dönmemiz gerekiyormuş. Oradan devam etmemiz gerekiyormuş. Yani totalde 2 saat sürüyor yol. Şimdi 3 gibi mi? Planladığımız gibi ilerliyor aslında programımız. Güzel. Halfeti'yi daha çok merak ediyorum. Orada böyle batık cami var, batık şehir var. Tekne turu yapılıyormuş küçük. Yapacağız bakalım. Başarıyla tamamlamak üzere. Yolda abur cubura düştük. Ama açız. Yani dürüstçe bu bir blog olduğu için profesyonel bir kanal değil. Açıkça söyleyebilirim fikrimi diye düşünüyorum. Evet, yöresel yemekler, kebaplar, mutfak, gastronomi her şey çok güzel. Fakat bazı noktalarda hijyen, gıda güvenliği vesaire sıfır. Yani tavsiye edilen yerde bile gittiğimde bunun olmadığını görmek üzdü açıkçası. Görmezden gelip yemeğe hangi on üzerinden kaç kişi devam eder bilmiyorum. Ben devam edemedim. O yüzden dün akşam itibariyle en son artık bıraktım yani bir şeyler yiyip içmeyi. Bildiğim marketlerden karnımı doyuracak şeyler alıp yedim diyebilirim bugün. Kahvaltıda bile çok fazla yiyemedim. Gelirseniz gerçekten güvendiğiniz, bildiğiniz yerde yemek yiyin. Ama lezzetleri çok güzel. Cevahirhan'daki Ali Nazik gerçekten iyiydi. Değil mi? Künefesi de çok iyiydi. Masluka çok iyiydi. Masluka yöresel bir yemekmiş. Dün sürekli unutup telaffuz edemediğim yemeğin ismi. Aslında Yahudi sulu köftesi diye geçiyordu. Yahudi köftesi diye geçiyormuş. Aslında içi köfte ama kitel de derler ona. Haşlanmış. İşte salçalı güzel bir sosun içerisinde yoğurtlu, limonlu falan çok güzeldi. Gelirseniz muhakkak onu deneyin. Halfeti'ye geldik. Biletimizi aldık. Kişi o şey 1 lira. Bunu izlemeye takip edin. Belediyenin tekneleriymiş bunlar. Belediye işletmesiymiş. Ve günün son teknesiymiş. Şanslıyız, yetiştik. 90 derecede Halfeti turu. Tabii biraz açık alanda ve suyun üstünde oldum. Ay siz hoş geldiniz. Bakayım eldivenlerine. Bir buçuk saat falan sürüyormuş bu tur.
Büyükşehir'e doğru geldik. O Batık Cami. Onları göreceğiz. Biraz hava aşırı soğuk. Göz altlarım çöktü ağlamda. Fırlatan suyu kar serinler o. Bakayım bir bakayım. Sabah planladığımız Göbekli Tepe, Harran ve Halfeti turunu başarıyla tamamladık. Hatta yarım saat önce biz 7'de havalimanında olmayı planlıyorduk. 18.40'da havalimanında olacağız. Hava aşırı soğuktu. Zaten buraya kadar izlediyseniz öncesine ne kadar üşüdüğümüzü görmüşsünüzdür. Yani benim fikrimce Urfa'da en etkilendiğim yer Balıklı Göl'dü. Yani bu rivayetler hakkındaki hikayeler, o balıkların görüntüsü, ne bileyim çok güzeldi orası. Yani güzel bir 4 gün oldu. Her şeyi sıkıştırdık. Sevdim Antep'i de Urfa'yı da, fakat Antep'i daha çok sevdim. Gelmenizi tavsiye ederiz. Gelin buraları görün. Urfa'ya gelirseniz kesin Halfeti, Harran, Göbekli Tepe ve Balıklı Gölü görün. Müzeleri gezin. Hayırlısı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmanızı, like butonuna basmanızı isteriz tabii. Neden istemeyelim? Bize destek olursanız seviniriz. O manada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Paşa dediniz baktım size. Paşa dediniz baktım size. Paşa dediniz.